Selamlar, Küf'ün 10. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm herkese açık. Neden peki? Birazcık tanıtımı olsun dedim. Bu kapalı kapılar ardında ne yapıyoruz herkes görsün istedim. Peki Küf'te gerçekten ne yapıyoruz? Ben Quake oynamışım, bunun videolarını çekmişim. Üstüne de ipe sapa gelmez bir şekilde gevezelik yapıyorum. Buradaki fikirlerim çok çok tutarlı değil. Böyle hazırlıkla yapılmış veya benim felsefi perspektifimi anlattığım şekilde değil. Birazcık da gelişine salla pati halde. Quake üstü felsefe. Seri üyelere özel bir biçimde yapılıyor. Bu 10. bölümü reklam için yaptım. Böyle arada reklam için bölümler yapmaya devam edeceğim. Ama kalan bölümler için üye olmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Bugünkü konumuz bayan değil kadın. Birazcık tartışmalı konu. Ve ben burada gevezelik yapacağım. Ancak konuya başlamadan önce direkt pozisyonumu bilmenizi istiyorum. Bence herkes kendisine nasıl hitap edilmesini istiyorsa ona o şekilde hitap edilsin. Bu yüzden kadınların bayan kelimesini kullanılmamasını istemesi doğal. Ben kimseye istemediği şekilde hitap etmek istemiyorum. Bu yüzden bu hassasiyetlerine de katılıyorum. Ama da demeyeceğim. Direkt bu şekilde düşünüyorum. Peki dümdüz bu şekilde düşünüyorsam hala niye bu video var? Niye bir şeyler söyleyeceğim? Benim için birinin kendisine nasıl hitap edilmesini istemesinde problem yok. Bunu isterken sunduğu gerekçelerde bazı problemler çıkabiliyor. Ve bu bayan kelimesi gerekçelerinde çok büyük problemler var. 3 tane gerekçe tespit edebildim. İkisi komik, bir tanesi ciddi. İlki kelimenin uydurma olması değil mi? Uydurma bir kelime. Bayan kelimesi sonradan 1930'larda ortaya çıkmış, 1940'larda kullanımı yaygınlaştırılmaya çalışılmış, topluma ittirilmiş bir kelime. Ve kelimenin uydurma olması yüzünden bu kelimenin kullanılmasını istememek var. Arkadaşlar hemen haber vereyim. Bütün kelimeler uydurmadır. Diller uydurma kelimelerle doludur. İnsanlar dil bilerek doğmazlar. Ebeveynleri, etrafları o kişilere dilleri öğretir ve kişilere dilleri öğretildiği dönemdeki kelimelerle dili alırlar. Geçmiş olsun, 1940'ta çıkmış bu kelime dilinize çoktan yerleşmiş olacak. Ve toplum içerisinde kullanılıyor olacak. Yani kelimenin uydurma olması bir gerekçe değil. Bunda biz bu gerekçeyi kabul etmiyorum. İkincisi daha komik bir gerekçe. Ya bu gerekçeyi sunan birisiyle arama mesafe koyuyorum. Hele ki ya şaka yapıyorsa da çok saçma bir şaka. Ciddi yapıyorsa direkt şehir falan değiştirin. O kişinin bulunduğu şehirde durmayın. Kelimenin baymak fiilinden geldiğini düşünenler. Baymak, yani bayan kişi baymak fiilini yerine getirenin Türkçe karşılığıymış gibi. Korkunç komik. Bununla alakası yok. Cidden saçmalamayın arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz yani. Baymak fiilinden falan gelmiyor bayan. Orası kesin yani. Ve üçüncü gerekçe, bence haklı olan ve gerçekten aslında konuyu başlatan gerekçe şu. Cinsiyet normlarına olan durumu bayan kelimesi. Bir cinsiyetin kendisine atfedilmiş ismini kullanmayarak kendin kontrollü alanında kendin kadarlık kullanma biçimine bir protesto var değil mi? Bayan kelimesi kadın kelimesini söyleyemeyenlerin yine de bir cinsiyeti tarif ederken kullandıkları bir kelime. Bu da zaten sorunların kaynağı. Bakın burada gerçek bir sorun yok. Fakat burada bir vadabatizm yapacağım. Çok hem de büyük bir vadabatizm yapacağım. Bu gerekçe çalışmaz. Şu yüzden. Belki bugün siz cinsiyetsiz bir biçimde kullandığınızı iddia edebilirsiniz. Fakat ben kulaklarıma ve gözlerime inanacağım. Ve şimdiden sakallarım beyazladığı için konunun dışına çıktım. Bu yüzden kendi zamanımdan örnek vereceğim. Tüm gençliğimi genç kadınların kendileriyle yaşıt erkeklere atfen, kendilerinden büyük hatta küçük erkeklere de atfen çocuk kelimesini kullanmasını dinleyerek geçti. Sadece bir cinsiyet için kullanılıyordu. Ve tatlı çocuk, işte gıcık çocuk, şu çocuk, bu çocuk diye gençlerin, genç erkeklerin geç olgunlaşmalarına atfen aşağılayıcı bir terim olarak kullanılıyordu ve kimse rahatsız olmadığı için kullanılmaya devam ediliyordu. Aynı bayan kelimesinin de rahatsızlığının sonra duyulması gibi. Kimse çocuk kelimesinden de rahatsız olmuyormuş demek ki ben çok rahatsız oluyordum ve sürekli uyarıyordum insanları. Birilerine sadece bir cinsiyetten oldukları için çocuk denip duruyordu. Bu çok saçma bir şey. Bir cinsiyetin ismini söylemek istiyorsanız, mesela bayan yerine kadın kullanılması ise, bu konuda çocuk konusunda mesela oğlan kullanılması gerekiyor değil mi? Hani erkek bir biyolojik isim olsun, fakat bir erkeği gençse, tanıyorsanız, seviyorsanız, hoşunuza gitmişse oğlan denmeniz beklenir. Fakat cümleleri bu şekilde kurmaya çalışın. O tatlı çocuk yerine o tatlı oğlan deyin, çok komik görecek değil mi? Aynı şekilde bayan kelimesinin yerine kadın kelimesi kurulduğunda da bazı cümlelerde çok komik durmasına benzer bir biçimde. Ve oğlan kelimesinin kullanmıyor olmasının sebebi genç erkeklerin de kullanmıyor olması mı? Genç erkekler bu konuda bir hassasiyet göstermişler mi ki siz bu konuda rehberliği onlardan alıyorsunuz? Çok açık ki belirli bir cinsiyetin ismini söylemekten kaçındığınızdan dolayı
ona çocuk diyorsunuz. Şimdi bayan kelimesinin nasıl etimolojik kökenlerine girmeye çalıştığınızda uydurma olmasına, baymak fiili gibi saçma salak gerekçeleri gösterebiliyorsunuz. Gelin birazcık da biz etimoloji yapalım bu çocuk kelimesini. Eğer yanınızda bir etimoloji sözlüğü varsa çocuk kelimesinin nereden geldiğine bir bakın. Size birkaç saniye süre vereyim, eğer varsa bakın. Kendiniz bir utanın kelimenin geldiği kökün neresi olduğuna. Ondan sonra devam edelim. Etimoloji sözlüğü olmayanlar için ben şimdiden söyleyeyim. Çocuk kelimesi domuz yavrusundan geliyor. Cinsiyetsiz bir kelime domuz yavrusundan geliyor. Yani bir cinsiyeti atfen kullandığınız kelime hem cinsiyetsiz bir kelime. Bunun cinsiyetsiz olduğu toplumda da farkındasınız. Kız çocuğu, erkek çocuğu gibi çocuk kelimesinin cinsiyetsiz olduğunu vurguladığınız, bunun bilincinde olduğunuz çok fazla sahne yaşıyorsunuz. Yani çocuk kelimesi cinsiyetsiz. Yine de bir cinsiyete atfen kullanılıyor. O cinsiyetin kendine ait bir kelimesi olmasına rağmen. Aynı bayan kadın durumunda olduğu gibi. Üstelik bayan kelimesinin kökü belki baymak fiili değil ama çocuk kelimesinin etimolojik kökü gerçekten domuz yavrusu demek. Türk toplumunda insan yavrularına, başka hayvanların yavrularına taktıkları kelimeleri kullanmayı sıkça görüyoruz. Enik, sıpa, it. Bu şekilde özellikle taşrada birçok tabir kulağınıza gelir. Çocuk bunlardan bir tanesi, o da domuzun yavrusunun kullanım biçimi. Bugün belki domuzla alakalı çok konuşmuyoruz. İsmi bile anılmaması gereken hayvanmış gibi yapıyoruz. Fakat yavrusunun ismini sürekli bir cinsiyetteki ve belirli bir yaştaki erkekleri göstermek için kullanıyoruz. Eğer bayan kadın konusunda bir hassasiyetiniz varsa çocuk kelimesinin kullanım biçimine bir daha bakın. Her yeri falsolu. Birincisi cinsiyetsiz, ikincisi olgunlaşmamış insan yavrusuna Galata meşhurda verilen isim. Üçüncüsü etimolojik olarak domuz yavrusuna verilen isim. Bir de karşısına bayan kelimesini koyun. Bakalım bu kriterleri onun kadar sağlayabiliyor mu? Hangisi daha aşağılayıcı? Birisinden aşağılandığını söyleyen insanların az olması mı onu daha az aşağılayıcı yapıyor sizin için? O zaman pek bir ideolojiniz yok, ortalarını takip ediyorsunuz demektir. Ben size bayan denmemesi, kadın denmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama hiçbir erkeğe de çocuk dememeniz gerektiğini düşünüyorum. Hatta insanlara çocuk dememeniz gerektiğini düşünüyorum. Ben size it sıpası demiyorsam, enikler demiyorsam, dadalar demiyorsam sizin de birilerine domuz yavrusu dememeniz gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki düşünüyorum, ipet izliyorum. Bayan değil kadın. Evet, bu şekilde kullanılmalı. Çocuk değil oğlan. Yiyorsa bu şekilde kullanmalıyız bence. Niye yiyorsa diyorum biliyor musun? Çünkü kelimeden sadece kadınlar değil, erkekler de bir stigma içinde. Oğlan kelimesinin, erkek cinsiyetini karşılamak için kullanılmaya çalışılan oğlan kelimesinin eşcinsel bir takım tandansları olduğunu düşünen bir toplumdayız ya. Bakın ben oğlan dedikçe kıkırdayanlar var aranızda, süper ergenler var. Ve onlara bakın ergen diyorum, çocuk demiyorum çünkü çocuk domuz yavrusu demek. Anlatabiliyor muyum? Onlara yine de ergenler diyorum ama onlar ben her oğlan dediğimde kıkırdıyorlar birbirlerinin suratına bakıp şu an. Her neyse bu şekildeydi. Küf genelde böyle benim konularla ilgili ipe sapa gelmez gelişine çakışlar yaptım. Ve eğer sıkılırsanız altta oynadığım oyunu izleyerek bir şekilde zaman geçirebileceğiniz çoktan 10 bölümü hazır olan bir seri. Sevenleri bekleriz, bu şekilde devam edecek. Tabii ki kanaldaki video blog serileri ayrıca herkese açık olarak devam edecek. Onlar üstüne çalışılmış felsefe videoları. Bu birazcık da gördüğünüz gibi eğlenmelik, bağırmalık, çağırmalık videolar oluyor. Bir sonraki bölümde umarım sizi de görürüz. Çünkü 11. konu da birazcık sansasyonel. Transların olimpiyat oyunlarında spor karşılaşmalarındaki yeri üzerine biraz gelişine vuracağım. Bakalım ne olacak. Şimdi o zamana kadar hoşça kalın diyorum. Maçı izlediniz, nasıl oynadım ama. Hep bu şekilde oynuyorum bakın, çok eğleneceğiz. Haydi bay bay. Yeah.